Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Ormanın içinde, doğayla iç içe, kuş seslerine uyanabileceğiniz mükemmel bir villanın tanıtımına geldim. 320 metrekare arsa içerisinde, tam müstakil, %20 imarlı arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki alt taban oturumu 320 çarpı 20 yapıyorsunuz. Alt taban oturumu üst tarafta da çıkmalar olduğu için bir 20 metre falan daha büyük olabiliyor. Bunun da bilgisini verdikten sonra başlayalım. Burası araç girişimiz veya girişimiz. Taş duvar işçiliğini görüyorsunuz. Mükemmel bir işçilikten bahsediyorum. Denize yakın Cemevi'nin arka tarafında, yeni yapılan Cemevi'nin, Akbük Cemevi'nin arka tarafında arkadaşlar. İki araçlık güzel bir park yerimiz var. Yan tarafında havuzumuz mevcut. 35 metrekare büyüklüğünde bir havuzdan bahsediyorum ve geniş bir de etrafında şezlong alanı olarak kullanabileceğiniz alanınız mevcut. Buraya da kilit taşı yapılmış. Araç girişiyle buraya kadar kilit taşı yapılmış. Eğer çok zor durumda kalınırsa buraya da iki tane araç sığabilir ama buraya zaten araç çekmek bence çok da güzel olmayacaktır. Bahçeyi bir gezelim. Evin içine bakalım. Ama öncesinde güvenlik kamera sistemimiz takılı. Alarm sistemimiz takılı. Ev çok güzel arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir ev. Dubleks bir villa. Güzel bir villa izleyeceksiniz. Burası mutfaktan ve salondan çıkabileceğimiz bir bahçe terasımız var. Aslında kış bahçesi buraya çok güzel yakışır. Kesinlikle, kesinlikle tavsiye ederim. Duvarlarda da 60'a 120 seramik var. Burada da televizyon için yer bırakılmış. Altta prizlerimiz mevcut. Ev çok güzel. Gerçekten kaliteli, güzel bir işçilikle yapılmış. Bu ağaç kurumuş. Çam ağacımız kurumuş. Yerini beğenmedi galiba. Güzel bir bahçe alanımız mevcut. Burada da limon ağacımız var. Limon bence Didim'de her evde olmalı arkadaşlar. Bunun nedeni de çok güzel kokuyor. Ayrıca böyle bahçenizde ürettiğiniz bir şeyi toplayıp yemenin hazzı başka bir duygu. Şöyle ki limon ağacını herhangi bir bakım yapmanıza gerek yok. Kendi zaten her sene düzenli olarak meyve veriyor. Burada da bir ağacımız var. Bunu bilmiyorum ama güzel de yeşermiş bu. Altlar kurumuş. Üst dal kayısı mı? Kayısı dedi Mehmet, gerçekten de güzel olmuş. Yeşermiş burada. Zeytin ağacımız var. Bakar mısın şuna? Ya bu böyle düşmüş. Keşke bunu böyle bir tutabilsek, bir destek olsa buna. Müteahhit firmaya söyleyelim, yapsınlar. Bunun bile meyvesine bir yaklaşır mısın? Küçücük ağaç. Küçücük ağaç. Verdiği meyveye bakın arkadaşlar. O kadar güzel bir şey yapmışlar ki. Çok da güzel bir meyve vermiş. Devamında da yine böyle yürüyüş yolumuz kilit taşıyla döşenmiş. Çok da şık bir yol. Ve eve giriş için rampa kullanılmış. Burada merdiven kullanılmamış. Bu da gerçekten ince bir düşünce. Engelli rampası yapılmış. Bunu sadece engelli olarak düşünmeyin arkadaşlar. Burayı kimler kullanır? Yani pazardan geldiğiniz bir aracınız var. Ya da Allah korusun bir gün ambulans lazım oldu, sedye çıkacak. Bunlar çok önemli. Devamında girişimiz çok şık. Güzel bir giriş kapımız mevcut. Güzel de bir koridorumuz var. Alt katta ne izleyeceğiz? Onu söyleyelim. Bir mutfağımız var, bir salonumuz var, bir de ortak kullanım banyo lavabomuz var. Geniş bir de koridorumuz var arkadaşlar. Girdiğimizde sol tarafta, hemen soldan başlayalım istersen. Hiç gitmeden şöyle kapatalım burayı. Böyle girdiğimizde bir vestiyer alanı var. Tek kapaklı, yanında da askılık yapılmış. Hemen solumuzda ortak kullanım banyo lavabomuz var arkadaşlar. Visan markanın gömme rezervuarları mevcut. Çok şık bir duşakabinimiz var. Dışarıya da zaten buradan havalandırma ölmüş. Musluklar en son takılacak. Burada da güzel bir dolabımız var. Bu yüzden musluğun markasını söyleyemiyorum. Granitten de kapı eşiği yapılmış. Onun çaprazında geniş bir salonumuz var arkadaşlar. Şimdi lazer metrelimdi ama biz yine pil almayı unutmuşuz. Bunun için de özür dilerim sizden. 60'a 120 parlak renklerde mermer görünümlü seramik var. Karşı tarafında da yine böyle mermer görünümlü seramik bırakılmış televizyon ünitesinin arkasına. Üst tarafına da niş gibi yapılmış ama bu tabii ki kaldırılabilir. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Bunlar çok basit bir madde arkadaşlar. Bunları isterseniz kaldırabilirsiniz ya da farklı bir şekilde şemalde de yaptırabilirsiniz. Ya da sizin için müteahhit firma burayı yaptıracaktır. Buranın satış fiyatını başta söylemedik. 2 milyon 250. Güncel fiyatımız 2 milyon 250 bin TL. Başta söylemem gerekiyordu, unuttum. 2 milyon 250 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa arkadaşlar. Burası da az önceki bahsettiğim salondan ve mutfaktan çıkabileceğimiz kış bahçesi. Güzel olur dediğim alan. Çok da güzel bir seramiği var. Gerçekten şık. Burada bile iki tane priz var. Salonda da priz gerçekten çok. Sayısı da fazla. Yeterli.
Şimdi ben girişlerde, salona girişlerde bu kapıyı çok seviyorum. Çift kapıyı. Daha geniş bir alan gösteriyor ama artık İstanbul'da, Ankara'da modern evlerde giriş kapısı görmüyorsunuz. Yani bu kapı yerine kapısız bir giriş yapıyorlar. O da daha güzel olabiliyor. Koridorun da sürekli ışık almasını sağlıyor. Oradan da elektrikten tasarruf ediyorsunuz. Yan tarafında da geniş bir mutfağımız var. Mat beyaz dolap kapakları, siyah bir granit kullanılmış. Tezgah arası da siyah. Yerlerde yine aynı seramik arkadaşlar. Salondaki gördüğümüz seramikle aynı. Çerçeveleri de antrasit renklerde. Bence gayet güzel olmuş. Buradan çıkışımız var. Orayı açamadık. Bir temassızlık var galiba. Orayı gösteremeyeceğim. Musluklar en son takılacak. Onu söylemiştik. Gayet güzel. Buraya da bir tezgah bırakılmış merdiven altına. Burayı nasıl değerlendireceklerdi? Bu şekilde daha güzel olmuş. İstenirse böyle bir kiler gibi, depo alanı gibi de yapılabilir. Güzel bir de mutfak eşyası sığdırabileceğiniz alanımız mevcut. Özellikle bu dolap daha geniş geldi. Ölçemiyorum ama daha geniş geldi diğerlerinden. Priz sayısına da bakalım. Her zamanki dikkat ettiğimiz 1, 3, 4, 5, 6 tane priz var arkadaşlar. 6 adet priz var. Gerçekten çok iyi. Çok iyi. Genelde 5 tane yeterli. Geçenlerde de saymıştık makineleri. Bunları kullanabilirsiniz. Elzem olanları. 5 tane yeterli. Yukarıya çıkış merdivenlerimiz yine siyah granit. Trabzan yapılmış yan tarafına. Antrasit renklerde bir trabzan. Çok da güzel olmuş. Üst katta 3 tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var arkadaşlar. Merdivenden çıktığımızda sağ tarafta çok geniş, kullanışlı bir banyo lavabomuz var. Aynı zamanda alttan ısıtmanın da burada, alttan ısıtmalı olduğunu da söylemedik galiba. Bunun için de kusura bakmayın. Alttan ısıtmalı bir ev. Burada da geniş bir duşakabin mevcut. Alttan ısıtma güzel bir şey ama yani belki hiç sorun yaşayan olduğumu bilmiyorum. Yorumlarda da yazarsanız ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz. Geçenlerde biriyle muhabbet ettik. Alttan ısıtmada sorunlar çıkabiliyor dedi. Ama detayını sormadım. Eğer biliyorsanız yazarsanız biz de aydınlatmış olursunuz arkadaşlar. Burada da antresit renklerde bir dolap, üstüne beyaz bir el yıkama için lavabo bırakılmış. Visan markanın yine gömme rezervuarı. Güneş enerji sistemimiz hazır. İsterseniz termosifon taktırabilirsiniz. Burada da makine yerimiz var. Çamaşır makinesini istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Yan tarafındaki odamız çok geniş. Geniş, kullanışlı. Çift kişilik yatak rahatlıkla sığacaktır. Dolabınızı sığdırabilirsiniz. İsterseniz bir makyaj masası dahi buraya sığdırabilirsiniz arkadaşlar. Mat, beyaz süpürgelikler yapılmış kapı çerçeveleriyle aynı. Sanki oradan başlayıp böyle her tarafı geziyor gibi bir görüntü veriyor. O da çok güzel. LED gün ışığı kullanılmış burada. Ortaya bir tane de lamba bırakılmış. Bir de burada balkonumuz var. Diğer odadan bakacağız bu balkona. Çünkü diğer odadan da çıkış var. Her yerden çıkıp sizi de yormak, kafanızı da karıştırmak istemiyorum. Bu alan da çok güzel aslında. Buraya da sabit bir pencere bırakılmış. Gün ışığından yararlanabilirsiniz. Açalım mı orayı? Açamadım. Hemen açalım. Sessiz çalışıyor. Güzel aslında. Yine orada da sineklik var. Tavanda köpükten. Bu köpüğü değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Bunların farklı farklı desenleri mevcut. Şimdi iki tane daha odamız var. Hemen buradakine bakalım arkadaşlar. Burası diğerine göre biraz daha küçük. Çocuk odası olarak değerlendirilebilir. Ya da işte misafir odası olarak değerlendirilebilecek bir oda. Burada da küçük bir gömme dolap yapmaya müsait bir alanınız var. Buraya dolap yapıp yatağı böyle koyabilirsiniz. Ya da yatağı köşeye alıp burayı dolap olarak kullanabilirsiniz. Artık o size kalmış. Çok güzel bir yer. Doğanın içindeyiz arkadaşlar. Birazdan hatta evi gezelim. Ardından aşağı inelim. Aşağıdan daha net göstereceğim size onu. Burada da bir odamız var. Yine geniş bir oda. Bir sabit cam, bir de sürgülü bırakılmış buraya balkon için. Gayet güzel. Odalar güzel. Şekli şemali güzel. Ses yalıtımlı, ısı yalıtımlı, doğalgaz tesisatı mevcut. Yani her şey bu evde mevcut arkadaşlar. Denize yakın. Doğanın içinde. Merkezden hem uzak hem yakın. Nasıl? Şöyle ki hem merkezi konumdasınız hem de merkezden olabildiğince uzaktasınız arkadaşlar. Kafa dinleyebilecek güzel bir alandasınız. Aynı zamanda da yürüyerek ya da araçla merkeze çok çabuk ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Geniş bir balkon var. Ön tarafta güzel bir site var arkadaşlar. Orada zaten oturumlar da mevcut orada. Yaz kış oturanlar da var. Geniş bir de havuzumuz var. Aşağı inelim. Aşağı inelim. Hatta giderken videoyu kesmeyelim. Aşağıya kadar böyle bakarak gidelim. Ardından videoyu orada bitirelim. Aşağıdaki o çevreyi de göstermiş olalım. Aslında girişte göstermemiz gerekiyordu.
Biz orayı atladık. En son gösterelim dedik. Böylece daha güzel bir video olacağına inandık arkadaşlar. Çıktığınızda manzara bu arkadaşlar. Görüyorsunuz çam ağaçları. Mükemmel çam ağaçları. Arka tarafımızda zeytin ağaçları, çam ağaçları yine. Ama şöyle bir şey de var. Arka tarafımızda da oturan insanlar mevcut. Yani bu ağaçların yanında hemen ön tarafımızda oturan insanlar mevcut arkadaşlar. Aslında güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Çok da böyle huzurlu oturabileceğiniz bir yer. Güvenlik konusunda da hiçbir sıkıntınız olacağına inanmıyorum burada. Çünkü çevrede yaz kışı oturanlar var. Ayrıca alarm sistemimiz, güvenlik kamera sistemimiz mevcut. Güvenlik kamerasıyla evinizi, internetiniz olduğu herhangi bir dünyanın herhangi bir yerinden rahatlıkla da izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evin dıştan görünümünü de alalım. Ardından videomuzu sonlandıralım. 2 milyon 250 bin TL'ye sahip olabileceğiniz gerçekten muhteşem bir villa tanıtımı yaptık arkadaşlar size. Doğanın içinde huzur dolu, kuş seslerine, böyle doğaya uyanabileceğiniz bir ev. Aslında şehir kalabalığından sıkıldıysanız ve huzurlu bir yer istiyorsanız, huzur dolu bir yer istiyorsanız burası aradığınız yer arkadaşlar. Başka bir yer aramanıza gerek bile yok. Kesinlikle burayı bakılacaklar listesine ekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza destek olmayı unutmazsanız sevinirim.